Selam arkadaşlar, iyisinizdir inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel böyle fuşya rengi bir ipim var. masanın üzerinde çok rengini belli etmese de elimde 3 numarada tığım var. Bununla sizlere güzel bir model anlatacağım. Bu modelimizi e, yeleklerde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi, bebek kıyafeti, eee yapabilirsiniz rahatlıkla yapabileceğiniz güzel bir model çok sizi uğraştırmadan her ipe de uygun bir model arkadaşlar gerçekten yaptığımda göreceksiniz ben fazla vakit kaybetmeden modelimi başlamak istiyorum ve bu arada kanalı kanalımı yeni görüp abone olmamış dostlarımızda emeğe saygı adına kanalıma abone olmaları için davet ediyorum hepinizden Allah razı olsun şimdiden haydi bismillah öncelikle zincirimizi çekerek başlayalım ne çok gevşek ne çok sıkı olmadan bir zincir çekelim ve modelimizin yapım aşamalarını tek tek görelim çok sıkı çekmiyorum üzerine bir sıra trabzan yapacağım çünkü ben model anlatacağım için bir sıra yapacağım ama sizler işinizin gereği gereğince trabzanlarınızı yani lastik kısmını azaltıp çoğaltabilirsiniz şöyle biraz zincir çekip hemen üzerine bakın zincirimi tamamladığını düşünüyorum tığımı dolayıp 1 2 3 4 5 inciye giriyorum şu şekilde trabzanlarımı yapmaya başlıyorum doluyorum zincire batıp bir iki seferde çıkıyorum doluyorum bir iki seferde çıkıyorum bu şekilde modelimi yapabileceğim kadar trabzanlarımı yapıp döneceğim. Bir iki seferde çıkıyorum. Evet bir sıra trabzanımı yaptım. Ve hemen dönüş yaparak modelimi kuracağım. Bir iki üç zincirle döndüm. Tığımı doluyorum. Dibine değil bir yanındakine batarak trabzan yapacağım buraya. Bir tane zincir trabzan, trabzandan saydım. Bir tane de trabzan yaptım. 2 oldu. 3 4 5 6 tane trabzanımı yaptım yan yana araya 2 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 3 göz atlayıp 4. trabzanın tepesine batıp bir trabzan yapıyorum ve buraya 1 2 zincir çekiyorum biraz şuradan içinden açayım 2 zincir çektim aynı noktaya tekrar batıp buraya bir tane V yapmış oluyorum. 1 2 zincir çekip tığımı doluyorum. 1 2 3 göz atlayıp dördüncüye batıyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. Yan yana bu trabzanları altıya tamamlayacağım. 2 3 4 5 6 Bakın Buraya kadar olan kısım bir modellik kısım. Yani şu yaptığım yer sadece bir model için. Aynı zamanda şuradaki trabzan bir yandaki modelinde gene e, parçası oluyor. Altı trabzanımı yaptım. Yani buradaki şu trabzan sayılıyor. Şimdi buraya tekrar şunun aynısını yapacağız. Altı trabzanı yaptıktan sonra iki zincirimi çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1-2-3 göz atlayıp dördüncüye batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Araya iki zincir tığımı doluyorum aynı noktaya tekrar bir trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekip tığımı doluyorum 1 2 3 göz atlayıp dördüncüsüne batıyorum ve bu kenara da 6 trabzan yaparak modelimizin ilk sırasını tamamlamış olacağız 4 5 6 ipim sıkışıyor şuradan birazcık ip çıkartmam gerek evet bakın arkadaşlar modelimizin ilk sırasını kurduk şimdi dönüş yapalım 1 2 3 zincirle döndüm tığımı doladım aynı altı trabzanın tepesine altı, altı tane yapacağız dibine değil bir yandakine batalım dibine de batarsak trabzan sayımız artar 6 değil 7 olur burası Sonra kafamız karışır işlerimiz bozuk olur Olmaz yani Onun için o dip kısmına batmamaya dikkat edelim Altı trabzanımı yaptıktan sonra bir zincirimi çekiyorum tığımı dolayıp şuradaki V'nin içine giriyorum Fıstık yapacağım şimdi buraya İpinizin ince ve kalınlığına göre fıstık dolgu sayısını ayarlayın benim bu ipim kalın bir ip ben buna Çok dolgu yapmayacağım mesela 1 2 3 dolgu benim için yeterli Çünkü ipim kalın bakın bir iki seferde kapatıyorum sıkıştırıyorum bir iki zincir çekiyorum tığımı doluyorum aynı noktaya bir fıstık daha bir iki üç dolgu kapatıyorum sıkıştırıyorum bir iki zincir son fıstığımı da yapayım 1 2 3 buraya son fıstığımı da yaptım bir zincir çekerek burada bir mi çekmişti bir zincir çekerek geçiyorum buradaki altı trabzanıma Yok, burada iki zincir çektim herhalde hani gergin olmasın şu kısım ona göre zincirinizi ayarlayın bir tane yetiyor yani tığımı dolayıp buradaki altı trabzanımın tepesine de altı trabzan yaparak buradan ilerleyeceğim bir zincir çekiyorum. Şöyle bakayım gergin mi oldu? Tekrar kontrol edeyim de. Bir değil biz buraya iki zincir çekelim arkadaşlar. Gergin olsun istemiyorum. iki zincir çektim. Tığımı doluyorum, geçiyorum. Buraya bakın fıstıklarımı yapacağım. 1 2 3. Evet, sıkıştırdım. Bir iki zincir çektim. 1 2 3 dolgu kapatıyorum, sıkıştırıyorum. Aynı şekilde son fıstığımı da yapıp buradan ayrılalım. Artık son grubun şu trabzanlarını da yapalım. Ben orayı yapıp döneceğim. Evet. Ben burayı tamamladım. Aslında modelim bitti. Şimdi bu sırada iki, iki sıralık modelimin ikinci sırasında yaptım bitirdim. Ama şimdi bir sonraki sırada modelimizin yerlerini değiştireceğiz. Yani bu fıstıklı kısımları dolguların üstüne e, fıstıkların üstüne de dolguyu getireceğiz. Şimdi bakın ben buraya gelmiştim. Burada da kenardan döndüm altı trabzanımı yaparak döndüm. Şimdi fıstıkların üstüne dediğim gibi şu altı trabzanları buranın üstüne yapacağız. Öncelikle bir iki zincirimizi çekiyoruz. Tığımı doluyorum. Fıstığın tam tepesine gelen şu noktaya bir tane trabzan yapıyorum. Fıstığın tam tepesine battım bakın. İkinci trabzanımı şu boşluğa yapıyorum. Altı trabzana ihtiyacım var. Doluyorum tığımı. Ortadaki şey fıstığın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Doluyorum aynı noktaya ikinci trabzanımı yapıyorum. Trabzanlarım dört oldu bakın. Tığımı doluyorum şu boşluğun içine girip beşinci trabzanımı yapıyorum. Doluyorum tığımı son trabzanımda da fıstığımın tepesine yapıyorum. 6 trabzona ihtiyacımız vardı. 6'sını da yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzanımı yaptım. Şimdi bu trabzanların tepesine de şuradaki V'yi kuracağız. Çünkü bir sonraki fıstıkları da onun içine yapacağız. 2 zincirimi çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3 göz atlıyorum. Şu boşluğa girip buraya bir trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir. Aynı noktaya bir trabzan daha yaparak buraya V yaptık bakın. Bir iki zincirimi çekip tığımı doluyorum. Geliyorum şu fıstık grubuna. Önce tep fıstığın tepesine bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Ara boşluğa girip bir trabzan yapıyorum. Doluyorum. Fıstığın tepesini ortadaki fıstığın tepesine önce bir trabzan, sonra aynı dibine bir tane daha yapıyorum. 4 oldu bir tane şu boşluğa yapıyorum 5 tığımı doluyorum bir tane de fıstığın tepesine yapıyorum 6 yani buranın grubunu da tamamladık 1 2 zincir çekip kenardaki altı trabzanımı yapıp döneceğim bakın modelimin kuruluş yerlerini değiştirmiş olduk bu şekilde Evet modelimizin arka sırasında yaptık şimdi ne yapacağız fıstıklı kısmındayız şu boşluğa fıstıklarımızı yapacağız. Kenar oya, kenar kısmındaki trabzanları yaptım. Bir iki zincirimi çekip geliyorum şu altı tane trabzanım var. Onların her birinin tepesine birer trabzan yaparak burayı altı trabzanla gene tamamlayacağım. Çok güzel bir model arkadaşlar gerçekten kullanışlı yapım aşaması kolay bakın 2 zincirimi çekip fıstıklarımı yapacağım şimdi. Tığımı doluyorum, boşluğa batıp 1 2 3 dolgulu fıstığımı yapıp hop kapatıyorum. Sıkıştırıp 1 2 zincir. Doluyorum. Aynı noktaya batıp 1 2 3 3 dolgu kapatıp sıkış, sıkıştırdım 1 2 zincir. Tekrar son fıstığımı da yapıyorum. 3 dolgu. bir iki zincirle buradan ayrılıyorum nereye bu trabzanlarımı yapmaya buraya altı trabzan yapacağım buraya da altı trabzan yapacağım bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım Evet o sırayı da tamamladık bakın çok güzel gerçekten modelim bu sırayı da bu şekilde tamamladım kenarını yaptım hatta döndüm yandaki altı trabzanımı da yaptım şimdi burada ne yapıyoruz aynen şu ilk sıradaki gibi iki tane fıstıklı fıstıklarımızı yapacağımız yuvalarımızı yapacağız yani bir buraya yuva yapacağım bir buraya yuva yapacağım modelim artık kendisini yine tekrar etmeye başladı bakın altı trabzanımı yaptıktan sonra iki zincirimi çekip tığımı doluyorum bir iki üç tane atlıyorum şu boşluğuna girip buraya bir trabzan yapıyorum Araya 2 zincir hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Şuradaki ilk fıstığımın tepesine girip bir trabzan yapıyorum. Doluyorum boşluğun içine bir trabzan. Doluyorum fıstığın tepesine bir trabzan. Ve yanın aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. ortadaki fıstığın tepesine iki trabzan yapacağız. Bunu unutmayalım. Bir tırabzan boşluğa, bir tırabzanda fıstığın son fıstığın tepesine yapıp 6 tırabzana burayı tamamlıyorum ve 1-2 zincir çekip doluyorum tığımı. 1-2-3 tırabzan atlayıp ara boşluğa giriyorum. 2 zincir çekip aynı noktaya tekrar batıyorum. 1-2 zincir geçiyorum kenardaki alt trabzanlarımı yapmaya modelim bu şekilde ilerleyip gidecek anlayamadığınız yer olursa yorumlarda sorarsanız yardımcı olurum bakın burayı da böyle tamamladık hemen dönelim döndükten sonra buraya fıstık yapacağız Buraya 6 e, altı trabzan yapacağız. Trabzanların tepesine tekrar buraya fıstık. Buraya altı trabzan. Bu şekilde ilerleyip gideceğiz. Evet modelimizin orasını da tamamladım. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi sizce de arkadaşlar? Benim çok hoşuma gitti. Bakın aynen alt sırada başladığım gibi üst sıraya da yaptım. Bir sonraki sırada ne olacak? Fıstıkların tepelerine şu trabzanları yapacağız. Orta kısma da fıstığımızı yaparak ilerleyip gideceğiz. Yapacak arkadaşlar için kolay gelsin. Yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım.